Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşelim. Sayın Hançerli merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar. Efendim böyle bir günde sizi aramak tabii bizim görevimiz ama önce acılarımızı paylaşalım istiyorum. Geçmişte Avcılar'da yaşanan depremden dolayı sizi bir kez daha hatırladık. Bir kez daha kaybedilen canları hatırladık. Ve fakat şimdi 20 yıldır karşımızda bir sorun var efendim. Bu sorun şu, çürük binalar, dayanıksız binalar yıkılmalı, yeniden yapılmalı. Bu duruma geldiğimizde de bakıyoruz bir müteahhit bir binayı neden yıksın ve aynı sağlamını yapıp size versin. Bir kar elde edemeyecek. Kar elde edebilmek için bir iki kat daha çıkmak gerekiyor. Buna da izin verilmiyor vesaire. Avcılar yeni bir sistem kurdu bildiğim kadarıyla ve bu işleri yapmaya başladı. Siz nasıl yapıyorsunuz kentsel dönüşümü? Nasıl binaları sağlam hale getiriyorsunuz tekrar? Evet Halil Bey, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben İzmir'in acısını paylaşıyorum başsağlığı ölenlere ve inşallah göçük altında, evlerin enkazlarının altında olan insanlarımıza da bir an önce her birine ulaşır ve canlı kurtarırız. Tabii felaket gerçekleştikten sonraki çaba, ülkenin bir araya gelişi ve herkesin seferber olması oldukça önemli, oldukça kıymetli. Bunu da her seferinde aslında gösteriyoruz. Tüm Türkiye ve hatta dünyadan birçok yerden gelen insanlar İzmir'deki afetzedelere koştu ve bir şeyler yapmaya çalışıyor ve çırpınıyoruz. Fakat aynı şeyi felaket gerçekleşmeden önce alınması gereken önlemler bakımından aynı şeyin gerçekleştiğini söyleyemem. Sayın Hançer'de bir uyarım olacak. Bir saniye. Şu anda İzmir'de bir binada yoğun bir kurtarma çabası var. Enkazda birini buldular galiba. Arada sırada sessizlik istiyorlar. Eğer yayın sırasında kesip İzmir'e dönersek sakın şaşırmayın. Can her şeyden önemlidir. Sonra tekrar size döneceğiz efendim. Hızlıca bu kentsel dönüşüm konusuna girerseniz sevinirim. Çok teşekkür ederim. Biz Avcılar'da tabii Türkiye'nin gerçeği, kentsel dönüşümün önündeki en önemli engellerden bir tanesi tabii ekonomik durum. Ülkemizdeki insanlarımızın ekonomik durumu evlerini yeniden güçlü bir şekilde, dayanıklı bir şekilde yapmaya yetmiyor. Böyle bir sorunumuz var. Ama bunun da ötesinde başka bir sorun var. O da şu: hedef ne? Amaç ne? Birinci amaç, birinci hedef ne? Birinci amaç ve birinci hedefin kar olduğu ortamlardan, kar olduğu ya da rant olduğu durumlardan çözüm çıkma ihtimali yok. 20 yıldır kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Bakınız, deprem olduğunda İstanbul'un nüfusu 10 milyon, Avcılarımızın nüfusu 240 bin civarında. İstanbul'un nüfusu 16 milyona, Avcıların nüfusu 448 bine yükseldi. Halbuki deprem olduğunda nüfusun fazla olduğu ve azaltılması gerektiği konuşuluyordu. Dolayısıyla konuşulan ve istenilen, olması gerekenler olmuyor. Başka şeyler oluyor. Bunun nedeni de şu: para kazanma, rant, ekonomi ve olumsuzlukları, sorunları unutma. Bundan kurtulmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz dedik ki önemli meselenin, birinci meselenin yaşam olduğunu, insan hayatı olduğunu tekrardan hatırlattık. Ve her seferinde bu konuyu kullandık. Biz hayat kurtarıyoruz diyoruz. Yani kentsel dönüşüm yapmıyoruz. Kenti yenilemiyoruz. Hayat kurtarıyoruz diyoruz. Nasıl? Çünkü bu binalar görüldüğü üzere, zaten İzmir'de de görüldü. Bu binalar sağlıklı değil. Sağlam olmayan, insanların hani ev deyince güven, huzur, sıcaklık akla gelir ama ev deyince bunların hiçbiri yok. Çünkü riskli binalar. Yenilenmesi lazım. Bu yenilenirken de sanki işte bir yatırım yapıyormuşuz gibi değil de hayatımızı kurtarıyoruz diye düşünmek lazım. Biz bu fikirsel dönüşüm önemli. Öncelikle bunu yaptık. Sonra kentte ekstra bir imar hakkı isteniyor. Biz de istiyoruz. İmar olsun. Ama fakat şöyle bir durum var. Kentlerin yoğunluğunun azaltılması gerektiği yönünde de bilimsel açıklamalar var. Şimdi bir taraftan kentlerin yoğunluğunun azaltılması gerekiyorsa, fazla imar var ise nasıl ekstra imar vereceksiniz?
verebilme şansınız yok. Bu gerçeği de kabul etmeye ihtiyaç var. Yani bu gerçeği de kabul etmemiz gerekti. Çünkü büyükşehirle görüştüğümüzde, bakanlıkla görüştüğümüzde ekstra imar hakkının verilmeyeceği, olmayacağı yönünde, özellikle bilim insanlarının lafları bu yönde olduğu için bu gerçeği de kabul ettik. Peki ne yaptınız yani, efendim? Ne yaptınız? Ve şöyle dedik. Yani iki gerçek durum ortaya çıkınca, bir, ekonomik durumumuz çok iyi değil. İki, ekonomik durum iyi olmadığı halde ekstra imar hakkı alarak müteahhite bir imar verme, müteahhitin kat karşılığı yapmasının olanağının olmadığını tespit ettik. Bu gerçeği tespit ettikten sonra buna yönelik çalışmalar yaptık. Bir, dedik ki gerçeği kabul edeceğiz. Para vermemiz lazım. Vatandaşların kendilerinin binalarını yapmaları, yenilemeler için para vermesi lazım. Bu gerçeği kabul edip bakanlığımızın, devletimizin sunduğu kentsel dönüşüm yasası kapsamında ucuz kredi, bunu daha da kolaylaştıran bir yöntem haline gelmesini istedik. Yine bir bankayla anlaştık. Kolay kredi konusunda destek aldık. Rekabetçi bir piyasa oluştu burada. Yani müteahhitlerin ekstra karlar elde etmesinin önüne geçtik. Çok pahalı yapmalarının önüne geçtik. Fiyatlar daha makul seviyeye indi. Belediye, yani belediye bu sistemde hangi noktada, yani belediye bir denetleyici, düzenleyici mi yoksa yapıcı durumda mı? Şöyle, denetleyici ve düzenleyici. Nedeni de şu: bizim ihtiyaç duyduğumuz yapı, değişim yapısı binlerce yapı. Dolayısıyla binlerce yapıyı bir belediye kuruluşu olarak yapma şansımız yok. Ne var? Türkiye müteahhitler ülkesi. Binlerce, yüz binlerce müteahhit var. Bu müteahhitlerin işe gelmesini ve ama makul fiyatlarla iş yapmalarını organize etmeye çalıştık. Rekabetçi bir piyasa oluşturduk. İmar hakkı olarak alabileceğimiz imar haklarını tespit ettik ve zorlayarak, mücadele ederek o imar haklarını aldık. Ve şimdi de özellikle söyleyeyim, buradan da ifade etmiş olayım. KDV gibi bir yükümlülüğü doğdu şeylerin, kentsel dönüşümdeki yurttaşlarımızın. Özellikle kat karşılığında ihtiyaç yok ama vatandaş kendi cebinden para çıkarıp verdiğinde ekstra %18 KDV yükü var. Bu KDV yükünün ortadan kaldırılması için girişimlerde bulundum ve bu çalışmalarımı sürdürüyorum. Bakanlıktan, Cumhurbaşkanlığımızdan kentsel dönüşüm sürecinde binasını yenilemek isteyen insanlara ekstra bir KDV yükünden kurtarma çağrısı buradan sizin aracılığınızla tekrardan yapmış olayım. Bu da ekstra bir %10 gibi indirime neden olacak. Başka ne yapabiliriz, başka ne yapmamız gerekir diye sorduğumda, evet, dayanışmaya, deprem sonrasında dayanışmaya çokça özen gösteriyoruz ve çokça bunu başarıyoruz. İşte bugün 26 Eylül sonrasında da söylemiştik, bir seferberliğe ihtiyacımız var ve felaket gerçekleşmeden bu seferberliğe tüm kurumlar, belediye, bakanlık, hükümet ve şirketler, kurumlar, tüm kurumlarla bu işi yapmamız lazım. Avcılar modeliyle, yani avcılar modeliyle, avcılarda inanılmaz hızlı bir yenilenme başladı. Şu an Sayın itibariyle... Hançerli, şöyle yapalım mı efendim sizinle? Bakın şimdi bir taraftan gözüm, kulağım, her şeyim İzmir'de. Evet. O binada bir taraftan gözüm, kulağım sizde ama anladığım şu. Biz avcılara gelelim, sizinle beraber yerinde inceleyelim modeli. Siz bize olur tek efendim, tek binaları göstererek izah edin ve belki diğer belediyelere de, diğer riskli bölgelere de bir örnek modeli göstermiş oluruz. Sizin için uygunsa önümüzdeki günlerde ben arayacağım sizi ve çok geleceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Bölgede uygulamalı olarak bu modeli anlatalım. Çok teşekkür ederim. Ama bizim de desteğe bu modelin daha etkin ve hızlı çalışması için ufak tefek dokunuşlara ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isterim. Hay Sayın çok Hançerli, teşekkür ederim. Can kurtaracaksanız eğer bir tek, bırakın insan canını, kedinin, kuşun canını kurtaracaksanız Ulusal Kanal her türlü desteği verecektir. Hiç merak etmeyin. En çok kısa zamanda sizi arayıp sahada modelinizi görmek istiyorum. Son bir laf ifade edeceğim. Bir kelime. Biz
günde en az 100 insanın canını kurtarıyoruz. Şu an yaptığımız çalışmayla günde 100 insanın hayatını kurtarıyoruz. Yanında evcil hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz ve kuşlarımız da var. Ortalamamız bu. Peki. Bu ortalamayı 500'e çekmek lazım belki. Valla kolay gelsin. Takdir ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gelip yerinde göreceğim. Birlikte inceleyeceğiz ve modeli bütün Türkiye'ye sunalım efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi yayınlar. Sağ olun, var olun.